Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, Diyanet Televizyonu'ndan hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli izleyenler, Dini Gündem programında her hafta farklı bir konuyu ele alarak dini alanda sahih bilginin size ulaşmasına inşallah katkı sağlamak istiyoruz. Bu akşam inşallah değerli hocalarımızla birlikte manevi sığınma yollarımız olarak niteleyebileceğimiz dua, zikir ve tevbe konularını inşallah konuşacağız. Efendim, dua kapıyı çalmaktır der büyüklerimiz. Kapıyı çaldıktan sonra artık ona karşılık verecek olan Cenab-ı Allah'tır. Bu vesileyle bizler duamızı nasıl güzel yapabiliriz? Günlük hayatımıza zikirleri nasıl çoğaltabiliriz? Ve bazen de istemediğimiz, Allah'ın razı olmadığı bir iş yaptığımızda acaba nasıl ondan dönüş yapabiliriz? Tövbemizi nasıl Allah'a ulaştırabiliriz gibi konular üzerinden inşallah bu akşam kıymetli hocalarımızla sizlerle birlikte olacağız. Efendim, bu akşamki konuklarımız Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Mehmet Kapukaya ve Davut Kaya hocalarımız. Ben şimdi kendilerine hoş geldiniz diyerek programımızı bir an önce başlatmak istiyorum. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür İyisiniz ederim inşallah. Mustafa hocam. Sizler nasılsınız? Hamdolsun hocam, bizler deyiz. Davut hocam, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyisiniz teşekkür inşallah ediyorum hocam. Elhamdülillah. İyi, sizler de iyisiniz. Hamdolsun hocam. İnşallah birbirimizin duasında yer almak önemlidir. İnşallah. Derler ya hocam, hayatta bir yerde bulunacaksan o da başkasının duasında yer almaktır diye. O yüzden insanların birbirlerine dua etmeleri gerçekten çok çok önemlidir. Şimdi hocam, dua, zikir ve tövbe, bu kelimeleri kullandığımız zaman esasen herkesin zihninde bazı şeyler canlanıyor. Ama hocam, bir tekrar olsun, daha da güzel olsun şeklinde öncelikle bunları bir tanımlamanızı, ardından da hocam bir Müslüman olarak bizim hayatımızda bu kavramların ne anlam ifade ettiğini açıklamanızı sizden istirham ediyoruz inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, ne güzel siz başta buyurdunuz. Cenab-ı Allah'ın kapısını çalmaktır diye. Evet. En güzel bir şekilde bunu ifade ettiniz. Dua bir çağrıdır. Davet kelimesinden geliyor. Bir çağrıdır. Ve burada kul ister çaresiz bir durumda olsun, ister bir talebi olsun, Cenab-ı Hakk'a bir çağrıda bulunuyor. Evet. Biliyor ki kul, Allah'tan başka yöneleceği kimse yok. Ondan başka kendisini duyacak kimse yok. Evet. Ve ondan başka onun ihtiyacını görecek, karşılayacak başka bir kimse de yok. Hani Peygamber Efendimiz'in ifadesinde geçiyor ya, لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكِ. Senden başka sığınacak kimse yok. Senden başka bizi İçinde bulunduğumuz buhranlı durumdan kurtaracak bir kimseye yok. Yalnız ve yalnızca sensin. Evet. Ki Cenab-ı Hak da bir başka ayet-i kerimede buyuruyor ya, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka sizin günahlarınızı, suçlarınızı, kabahatlarınızı kim bağışlayabilir, kim örtebilir? O yüzden dua bir çağrıdır. Zikir ise Allah Teala'yı daima zihnimizde tutmak, hatırımızda tutmak ve ona karşı kul olarak görevlerimiz neyse onu yerine getirebilmektir. Tevbe ise Allah'a yöneliştir. Zikirle ilgili Cenab-ı Hak bize buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَث۪يرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Onu çokça hatırlayın. Sadece zikir sözlü olarak değil, belki biraz sonra oraya da geleceğiz ama aynı zamanda ona karşı kulluk görevlerimizi de hatırlamamız gerekiyor. Ve sabah akşam onu tesbih edin. Çünkü onun kadrini, kıymetini bilmeyen, evet. Cenab-ı Hakk'ın bir ayeti kerimesinde de işaret buyurduğu üzere Estaizu billah ve mâ kaderullâhe Hakka kadri. İnsanlar Allah'ın kadrini, kıymetini bilmediler. Evet. Burada da tabir caizse şikayette bulunduğu üzere insanlar sabah akşam Allah'a tesbih etmeleri lazım ki Allah'ım, şu insanların dediklerinden sen münezzehsin. Biz onlar adına bir nevi tesbih, Allah onlar adına senden özür diliyoruz, senden af diliyoruz. Bu insanlar senin kadrini, kıymetini
bilemediler diye Cenab-ı Hakk'ı noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Evet. Bunların bir Müslümanın hayatındaki önemine geldiğimiz zaman öncelikle duanın Müslümanın hayatındaki önemi nedir? Hı hı. Bunu bize en güzel Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyuruyorlar ve "Eddua muhul ibade." Dua kulluğun özüdür, kulluğun özetidir. "Eddua huvel ibade." Dua ibadetin ta kendisidir. Bizatihi kendisidir demek suretiyle duanın önemini bize en veciz bir şekilde anlatmış oluyorlar. Yani hocam dua bir anlamda kişinin kendi eksikliğini, noksanlığını, başına gelen sıkıntıları bizatihi kendisinin artık halledemeyeceğini, değil mi? Yüce bir yaratıcının da varlığını kabul ettiğini gösterdiği için mi acaba ibadetin ta kendisi olur? Tabii ki insanlar ne zaman dua ederler? İnsanlar çoğunlukla sıkıntıya maruz kaldıkları zaman maalesef öyle oluyor. Esasında öyle olmaması gerekir. Yani normal zamanlarda da sıkıntılı olmadığı zamanlarda da insanların dua etmesi evet. lazım. Cenab-ı Hakk'ın yine tabir caizse en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi nedir? İnsanların sıkıştığı zaman Allah'a dua etmesidir. Aynen. Değil mi? Yani ne yapıyor insanlar? وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ ف۪ي اَيَاتِنَا Bununla ilgili ve devam eden ayeti kerimelerde ta ki insanlar adeta diyelim ki bir insan okyanusun içerisinde çaresiz kaldığı zaman ve gemisi battığı zaman ne yapıyor? دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Artık unutuyor. kafasındaki her türlü başka batıl dinleri unutuyor, her şeyi unutuyor. Ve o dine inanmayan veya batıl dine inanan insanlar bile kalkıp bir olan Allah'a inanıyorlar ve ona dua ediyorlar. فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ veya başka yerde فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Ne zaman ki karaya çıktıkları zaman ne yapıyorlar? Artık tekrar eski alışkanlıklarına dönüyorlar. اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Efendim şirke devam ediyorlar. Evet. Halbuki kul sadece böyle darda kaldığı zaman, zorda kaldığı zaman değil, efendim böyle rahat olduğu zaman, hiçbir sıkıntısı olmadığı zaman da dua ibadetin kendisi olduğuna göre ona dua etmeleri lazım. Kendisi için, toplum için, aile fertleri için, herkes için dua etmesi lazım. Biz mesela Peygamberimizin tavsiyesi üzerine namazlardan sonra dua ediyoruz. İllaki bir sıkıntıda olduğumuz için mi? Hayır. Hayır. Herkes için dua ediyoruz. Değil mi? Evet. Ne diyoruz? Rabbim firli. Rabbim beni bağışla. Ve livalideyye. Değil mi? Anne babamı bağışla. Babamı annemi bağışla. Efendim veya Rabbena firli. Ve livalideyye. Ve lil müminine. Bütün müminleri bağışla. Değil evet. mi? Aynen. Yani. Bunu ifade etmiş oluyoruz. Peki evet. hocam. Yani dar zamanda değil de rahat zamanda. Allah'ı çokça anmanın, ona duada bulunmanın, sıkıntılı zamanlarda da yapılacak duanın kabul olmasına bir vesile olabileceğini de söyleyebilir miyiz acaba bu anlattıklarınızın hareketle? Tabii ki insanlar refah içerisinde oldukları zaman, hı-hı. mutlu oldukları zaman Cenab-ı Hakk'a dua ederlerse, evet. onu tanırlarsa, bilirlerse Cenab-ı Hak da darda oldukları zaman, sıkıntıda evet. oldukları zaman onların imdadına yetişir. Onların imdadına yetişir. İnşallah hocam. Bir de hocam şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda bir de hani modern dünya, çağdaş dünya diye böyle algılarla olup da sanki dua, zikir, tevbe bunlara karşı bir alayvari bir tavırın olduğunu görüyoruz maalesef. Hani afetlerde bir dua yapıldığında veyahut da kuraklık geliyor, yağmur için bir dua talebinde bulunduğunda maalesef küçümseme durumlar da söz konusu olabiliyor. Bunları nasıl anlamalıyız hocam? Dua, bunlar böyle bir şey algılanabilir mi dua için? Mustafa hocam, insanlar duanın ve tevekkülün ne anlama geldiğini bu tür insanlar bilmiyorlar. Evet. Halbuki dua, tevekkül, zikir
ve buna benzer kavramlar bir kul olarak, bir insan olarak bizim üzerimize düşen görevleri yapmadığımız ya da yapmayacağımız anlamına gelmez. Bir kul olarak, bir mümin olarak elbette ki biz öncelikle dua ile birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekir. Evet. Mesela eğer evimizi sağlam yapmamız gerekiyorsa onu sağlam yapmamız gerekir. Ormanlarımızı korumak için, yangından korumak için bütün tedbirleri almamız gerekir. Su baskınlarına, sel baskınlarına karşı acaba bir sel baskını olduğu zaman ne yaparız? Evet. Evlerimizi buna göre nasıl inşa etmeliyiz? Yollarımızı, evlerimizi, evlerimizi nerelerde kurmalıyız? Bütün bunların hepsi bizim dinimizin bize emretmiş olduğu, tavsiye etmiş olduğu hususlardır. Yani kavli duadan önce bu fiili dualar değil mi? Evet. Bu anlamda yapılması bunlardır. Gerekiyor yani. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra insanlar elbette ki ha ben işimi yaptım tamam. Daha haşa Allah'a gerek yok diyebilirler mi? Diyemez. Yani bir Müslüman bu anlayışta olabilir mi? Evet. Yani ben 9 nokta efendim ağırlığındaki şiddetindeki bir depreme karşı evimi sağlam yaptım. Artık haşa bundan sonra yani Allah daha bu binayı yıkamaz diyebilirler mi? Meydan okumaktır değil mi bir anlamda? Allah'ın gücünün üzerinde güç mü var? La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet yalnız Allah'ındır. Allah o 9'una kıyamet nasıl olacak? Yani evet. Biz kıyamete inanmıyor muyuz? Elbette ki kıyamete inanıyoruz. Kıyamette 9 nokta yapsan, 19 nokta yapsan dayanır mı? Dayanması mümkün değil. O yüzden insanlar çeşitli afetlere karşı veya nimet eksikliğine karşı dua etmişlerdir. Mesela diyelim ki yağmur duası. Peygamber Efendimiz yağmur duası yapmış mıdır? Yağmur duası yapmıştır. Peki Peygamber Efendimiz yanlış mı yapmıştır? Yani o zamanlar şimdiki gibi barajlar falan bile yoktu yani. Evet. Şimdi insanlar tedbirlerini almış, barajları yapmışlar. Bütün bunlara rağmen bir kıtlık olduğu zaman herhangi bir yerde olabilir. Yani hızla sularımız tükenebilir ve nitekim de gelecek yıllara ait durumlar bunu gösteriyor. Ülkemiz su zengini bir ülke değil. Tam tersine ileride su kıtlığı olması mümkün olan bir yerde, bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet. Şimdi diyelim ki barajlarımızı yaptık. Peki Cenab-ı Hak diyelim ki 2 yıl yağmur vermedi. Biz kalkıp da yağmur duası yapmayacağız mı? Peygamber Efendimiz yapmadı mı? O bizim önderimiz. Rehberimiz olan, önderimiz olan peygamberimiz. Allahümme eskına diye başlayan, Allah'ım bize bol yağmurlar ihsan eyle diye başlayan Peygamberimiz bu yağmur duasını yapmadı mı? Bir hutbe esnasında Peygamber Efendimiz gelen talep üzerine ya Resulallah efendim hayvanlarımız susuz kaldı, insanlar susuz kaldı, meralarımız susuz kaldı, her yerde büyük bir kuraklık var dediği zaman Peygamber Efendimiz tam hutbe esnasında ellerini açarak dua etti ve bir hafta boyunca ve gökyüzünde evet. hiçbir bulut yoktu ve bir hafta boyunca yağmur yağdı ve ertesi cuma aynı sahabi ya Resulallah bu sefer zarar vermeye başladı deyince Peygamber Efendimiz ya Rabbi bu bulutları başka yerlere gönder diye dua etti ve bu yağmur kesildi. Bu tarihen sabit olan bir şeydir. Evet. Ülkemizde de insanlar çeşitli zamanlarında yağmur duası yapıyorlar ve bir kısım insanlar bu dualarla alay ediyorlar. Mesela en yakın zamanda memleketimizde büyük bir yangın afetiyle karşılaştık. Evet. Ve orada insanlar, bir takım insanlar kalktılar, yağmur duasında bulundular ve bununla alay edenler oldu. Efendim meteorolojiye biz baktık, 15 gün boyunca hiç yağmur yağmayacak, boşuna dua etmeyin falan gibi. Yani benim Müslüman memleketimde, benim güzel ülkemde, benim bütün insanlarımın, hemen hemen bütün insanlarımın, bu vatanda yaşayan bütün insanlarımın Müslüman olduğunu bile bile evet. onları görmezlikten gelerek
duayla alay eden, efendim Allah'a çağrıyla, dua Allah'a çağrıdır, Allah'a çağrıyla dua eden, yani bu ne demek? Siz çağrıda bulunun, yani bunlar da esasında Allah'a inanış sorgulanmalı. Yani bunların Allah ile bir problemi var. Allah ile bir, Allah'a imanla bir problemi var. Allah'a iman eden bir insan dua ile alay etmez, dua ile dalga geçmez. Allah'a iman eden bir insan, bırakın duayı, bırakın Müslümanı, hiçbir insanla alay etmez. Aynen. Bu noktada çok dikkatli olmak gerekir. Hocam zaten dua, zikir, tevbe bunlar da bizim İslam'ın ibadet türlerinden bir tanesi. Allah korusun, bunlarla böyle alayvari konuşmak kişinin imanı noktasında değil mi? Sıkıntılara sebep olabilir diyorsunuz. Şimdi hocam dualar bazen sıkıntılı anlarda ediliyor, bazen ferah olan anlarda ediliyor dedik ya. Bir de hocam bazen dualar için özel zamanlar, özel mekanlar acaba var mıdır? Peygamber Efendimiz'in böyle tavsiyeleri var mıdır? Bir de Davut hocam son zamanlarda böyle işte şu duaları şu kadar okursanız, bu kadar okursanız diye de böyle sorular sayısal, da çok aynı sayısal. Bunların bir dini dayanağı var mıdır? Hani bazen de şöyle diyorlar ya, namazdan sonra da tesbih çekiyoruz 33 tane, bunda da bir sayı var. Tabii. Acaba bunları nasıl bağdaştırabiliriz diye, sizler ne dersiniz? Evet, teşekkür ediyorum Mustafa hocam. Ben Mehmet hocama verdiği bilgiler için de cidden teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimizi de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok önemli bir konu, dua konusu, zikir konusu, tevbe konusunu işlememiz itibariyle tüm insanların, az önce Mehmet hocam çok güzel ifade ettiği, inanç evet. alanında problemleri varsa bu hususu önce gidermeleri gerekiyor Mustafa hocam. Aynen öyle. Şimdi tabii ben hemen sorunuzla başlamak yerine şunu dile getirmeyi öncelikle ifade etmek isterim. Yani bir defa dua, acizin, güçsüzün, güçlü olanı yardımına çağırmasıdır. Evet. Hocam ifade etti, farklı bir açıdan ben dile getiriyorum. Dua, zayıf olanın güçlü olandan yardım istemesidir. Evet. Şimdi zayıf olan kimdir? Kuldur. Kuldur. Ünvanı. Ne olursa kişiliği, olsun. Kişiliği. Yani, maddi yönü. Bakınız ne olursa olsun. Hiç kimse duadan kendini müstahni göremez. Göremez. Herkes, bakınız bir iradenin tecellisiyle yoktan var edilip dünyaya geldiyse yine aynı irade sahibinin kudretiyle de emriyle de bir gün onun huzuruna dönecek. Sümme ila rabbikum turcaun. Rabbinize döndürüleceksiniz. Şimdi bütün bu yapılanların hesabı orada görülür. Yani kişi belki o ilahi kudreti aslında dikkat ederse her şeyi de görüyor. Her şeyi de görüyor. O biraz önce bahsettiğimiz kuraklıkta, yangında, zelzelede, depremde. Ama yani burada itikadi noktada bir teslimiyet esastır. Dua tabii ki bir, içine düşülen problemlerden kurtulmak için Allah'tan yardım isteme olduğu gibi o tür musibetlere düşmemek için de Allah'ın yardımını beklemektir. Evet. Malumunuz hadis-i şerifte اَدْدُعَاءُ يَنْفَعْ مِمَّا نَزَلْ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ. Yani dua olanlar için de fayda verir, olmayanlar için de. Şimdi olan bir şeyin izalesi için Allah'ım sizi bu dertten, bizi bu dertten, bu musibetten koru, kurtar derken aynı zamanda ya Rabbi bizleri bu hususlara da düşürme. Yani kötülükten zaten Efendimizin hadis-i şeriflerdeki ifadelerinde de onu görüyoruz. Yani bir, olanlar karşısında, musibetler karşısında kendilerini insanların korumaları için dua etmeleri, daha doğrusu içinde bulundukları halden kurtarılmaları için dua etmeleri, bir de öyle bir hale düşmemek için dua etmeleri. Tabii ki dua inancı da beraberinde getiriyor, evet. imanı beraberinde getiriyor. Tabii ilerleyen zamanlarda bunlara i̇nşallah temas hocam. Edeceğiz inşallah. Hani Cenab-ı Allah da diyor hocam ben size çok yakınım diye. Tabii. Dua edenin duasına icabet ederim diye. Yani böyle bir zaman, mekan sınırlaması olabilir mi? Şimdi duanın yapılabilmesi için herhangi bir
zaman veya mekan sınırlamasına rastlamıyoruz. Yani evet, genel anlamda. Falanca yerde dua ederseniz daha makbuldür, falanca zaman dua ederseniz olur da başka zaman olmaz diye böyle o belirlenen yerlerin dışında duanın makbul olmayacağı gibi bir esas söz konusu değildir. Ancak gerek Kur'an-ı Kerim'deki ifadelere baktığımız zaman, gerekse hadis-i şeriflere baktığımız zaman da dua ile alakalı yönlendirmelerde şunu görüyoruz. Mesela Zariyat suresinde evet hocam, Allah-u Teala buyuruyor ki كَانُوا قَل۪يلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Yani o inanan, teslimiyet içinde olan insanlar gece uykularını kısa tutarlar, az tutarlar da seherlerde dua ederler, seher vaktinde. Efendimiz'e soruluyor, ya Resulallah hangi dualar daha makbuldur? اَيُّ الدُّعَا اَقْبَلْ. Efendimiz gecenin sonunda, son diliminde yapılan dualar evet, ve beş vakit namazın, ardından, farz namazların ardından yapılan dualar diye bu ikisini özellikle zikrediyor. Şimdi seherde dua etmenin önemi çok büyük. Niye? Herkes artık zihninde hiçbir meşgale yokken nasıl olsa yattık yatağımıza, istirahatimize bakalım. Evet. Leylen tavila diye ifade edebilecek artık uzun bir zaman var diye böyle yatarken, öbür tarafta bir Müslüman da diyor ki ben bu zaman dilimini fırsata dönüştürüp Rabbimle baş başa olmak istiyorum. Rabbime isteklerimi arz etmek istiyorum diye, bakınız orada özel bir gayret var. Evet. Şimdi biz Mustafa Hocam, Mehmet Hocam, şunu hepimiz biliyoruz. İnsanlar, burası da çok gariptir. Bana göre çok gariptir. İnsanlar uyku için yaptığı planını ibadet için yapmıyor. Bakınız birisi tamamen yani ölümün şeyidir, provasıdır değil mi? Benzeridir. Evet. Uyku ölümün benzeridir. Kur'an'da bunun açıklamasını ayetlerde görüyoruz. Ben oraya girmeyeceğim. Şimdi uyku için verdiği değeri ibadet için vermediğini görüyoruz. Halbuki birisi boşa giden bir zamandır, istirahat ihtiyaçtır, bu kabul edilen bir şey, boş değildir ama yani lüzumundan fazlası için evet, yaptığı planı ibadet için ayırmama, bu bir hassasiyet gerektiren aynen, durumdur. Bir eksikliktir esasen. Bir eksikliktir. Şimdi bu ayet-i kerimede olduğu gibi başka ayetlerde de görüyoruz. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ya da وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا gibi evet, tek tek söylemeyeceğim ayetlerin hani, meallerini. Davut zamanı. Hocam esasen şöyle desek, namaz kılan bir insan bu vakitlere değil mi biraz denk gelmiş oluyor. Tabii. Elbette. Bu vakitler onun için. Yani فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ bu ayette yani nedir? Allah'ın 90 sıfatlardan evet, tenzih etmek, onu yüceltme demektir. Ona teslim olmak demektir. Zikir de zaten budur. Sabah akşam. Anmak demek, Allah'ım sen bizi yaratansın, sana biz bütün halimizde teslimiyet içindeyiz, seni ben unutmam ya Rabbi. Hiç de, hiç de senden müstahni olarak da bir hayat yaşayamam. Allah'ı anmak budur. Evet. Sen her şeyimizsin. Yaratansın, yaşatansın, yedirensin, içirensin, öldürensin gibi. Şimdi bu aynı zamanda namaz vakitlerini de belirleme noktasında çok önemli ipuçları veriyor bize. İşte sabah olduğu zaman zikreder, aynen, akşam olduğu zaman zikreder. Ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Akşamı öğlen söylüyor vakti, sabah. Tabii tabii öğlen vaktini. Bir de hocam dediniz ya namaz vakitlerinden sonra yapılan, namazdan sonra yapılanlar da makbuldür diye. O da esasen namaz kılmayı ilk önce namaz kılma. Aynen, aynen. Evet. Orada bir altyapı oluşturuyor. Aynen. Namazdan sonra da dua. Evet. Şimdi efendim, hocam sayılar, sayılar konusuna müsaadenizle geleyim. Sayılar konusunda da tabii ki Kur'an-ı Kerim'de ve sahih kaynaklarda, sünneti evet, kastederek söylüyorum. Kur'an'da ve sahih sünnette böyle şu kadar sayıda şunu yaparsanız, bu kadar sayıda bunu yaparsanız diye toplumun bugünkü anladığı ya da toplumdan bazılarına enjekte edildiği gibi, duyurulmaya çalışıldığı gibi yanlış, böyle falanca gün şu kadar yaparsanız, falanca vakitte bu sayıda yaparsanız diye böyle bir sınırlama, bakınız bir tarafta sınırlama da diyorum ben. Evet. Yani onun altı da olur, üstü de olur. Böyle bir sınırlama yok. Ha ne vardır? Efendimizin
bu konuda teşviklerini görüyoruz. Mesela hususiyle farz namazlardan sonra kim 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyip ardından La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir demek suretiyle 100'e tamamlarsa, o 33, bir de öyle, bir de o, 100'e tamamlarsa Efendimiz buyuruyor ki onun günahları bağışlanır. وَلَوْ كَانَ مِسْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ Yani onun günahları denizlerin köpükleri sayısınca olsa da. Burada tabii af ve mağfiretinin genişliğini, yüceliğini, kullarına karşı merhametinin ne kadar yaygın olduğunu Allahu Teala'nın ifade etmek için Efendimizin böyle bir açıklaması var. Zaten bir başka Davut Hocam, o verdiğiniz örnek, o hadis zaten bizim namazlardan sonra değil mi müezzinlik geleneğine yerleşmiş ve herkes ister istemez uyguluyoruz. Bir anlamda onu yapıyor. Aynen bu öyle. Bir de yapması gerekiyor. Aynen öyle. Peygamberin emri doğrultusunda. Yine bir örnek daha vereyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günde 100 defa kelime-i tevhidin okunmasını teşvik ediyor. Bunu da sahabeye açıklıyor. Ve bu açıklamasında da işte kim günde 100 defa la ilahe illallah derse onlara şu mükafatlar verilecektir diye teşvikleri ve müjdeleri var. Şimdi bunlardan biz görüyoruz ki sayısal olarak da Efendimizin belki sınırlı olarak ifade edebileceğimiz şekilde var. Açıklamaları var. Ancak ben izleyicilerimize şunu hassaten huzurlarınızda ve böyle herkesle bir ortamda belki sohbet etme fırsatı olarak değerlendirdiğimiz bu yakınlık içerisinde şunu arz etmek istiyorum. Yani biz bazılarının söylediği gibi 10 defa şunu yaparsak kabul olur. 9 defa yaparsak olmaz diye böyle bir anlayışa girmem. Bu bir çek ödeme gibi değil. Evet. Yani çeki götürüp ödeyeceksiniz bankaya, senet ödeyeceksiniz. Ne kadar borcunuz var? Evet. 100 lira. Bu 95 ise adam diyor ki bu seneti verme, 5 daha getireceksin. Öyle değil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٌ يَرَهُ Bir de hocam zaten Hazreti Peygamber'in verdiği sayılardan sonra o mükafatlar biraz da uhrevi mükafatlar. Tabii, ama elbette. Günümüzde ise böyle sayıların daha çok dünyevi menfaatler için söylendiği oluyor ki tabii. O da olmayınca bu sefer insanın duaya bakışı, zikre bakışı değil mi? Allah'a bakışı. Matematiksel şekli, bir hal alıyor. O da sıkıntıya sebep oluyor. Onu arz ediyorum. Şimdi sayısal olarak insanımız, yani bir Müslüman sayısal olarak bakmasın, teşvik edilenler elbette var. Ama onun haricinde işte 1000 defa şunu söylerseniz, 2000 defa bunu söylerseniz, bir defa hulusi kalp ile söyleyelim onun ifadesi, ihlassız söylenen binlerce sözden daha makbuldür. Niye? Çünkü اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً Aynen. Allahu Teala Kur'an'da buyuruyor, sizler boyun eğerek, boyun eğerek ve gizlice samimiyetle sunun duanızı Rabbinize, kabul eden otur. İnşallah. Şimdi hocam Hazreti Peygamberimiz dediniz ya, böyle rivayetlerde bunlardan da bahsediyor evet. diye. Bazen hocam Hazreti Peygamber acaba nelere dua etmişti? Bizim dualarımız acaba onun dualarından farklı mı diye insan bazen düşünebiliyor. Mehmet hocam nasıl, Peygamber Efendimizin dualarında neler yer alıyordu? Yani bizim gibi dünyalık mıydı genelde dualar? Nasıldı? Peygamber Efendimiz daha çok onun dualarını görüyoruz. Ümmeti için ve insanlık için dua ediyor. Ve dualarında asla kolay kolay bireyselliği görmüyoruz biz. Evet. Hani Kur'an'daki dualarda da bireyselliği görmüyoruz. Çünkü bakın Rabbena diye başlayan dualar var ya bunlar. Bunlar bireyselliği ifade etmiyor. Ey bizim Rabbimiz diyor. Evet. Hani ey benim Rabbim, böyle de var. Rabbi diye başlayanlar da var tabii ki. Ama ümmetli her zaman. Daha çok hep Rabbena diye başlıyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin dualarında hep bunu görüyoruz. Hep Rabbena diye başlıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbena gfirlena ve li ihvanina lezine sebekuna bil iman. Değil mi?
Rabbena atina fid dünya hasene. Yani Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ver. Bununla başlıyor. Evet. Hocam çok güzel konuyu ifade ettiler. Benim de bununla ilgili bir şey aklıma geldi. Bir gün Peygamber Efendimiz mescitte iki direk arasında bir ip görüyor. Hı hı. Ve diyor ki bu ip ne diyor yani? Kim bu ipi germiş buraya? Diyorlar ki eşiniz Zeynep bunu yaptı. Zeynep validemiz. Peygamber Efendimiz diyor ki Hazreti Zeynep'e ne yaptın Zeynep diyor, bu ipi niye gerdin diyor. Ya Resulallah diyor, ben burada ibadet ediyordum ayakta, yorulduğum zaman da bu ipten tutunuyordum. Peki ne zamandan ne zamana yaptın? Vallahi diyor sabah namazından bu zamana kadar yaptım. Ya Zeynep diyor niye böyle yaptın diyor ya. Bak ben sana diyor bir dua öğreteceğim diyor. Bu senin yaptığından daha fazla sevap kazanacaksın diyor. Evet. Ve ona şöyle söylüyor. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi, subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Dört tane. Dört tane kelimeden ulaşıyor. Mahlukatının adedi kadar Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rızasının, nefsinin rızası kadar. Ondan sonra arşının ağırlığı kadar ve Allah'ın kelimelerinin ağırlığı kadar. Bak bu senin yapmış olduğun ibadetten daha çok sana sevap kazandıracak ve senin mizanını dolduracak buyuruyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin duaları. Mesela onun dualarının bir tanesi hep böyle Allah'a yalvarmak, özlü bir şekilde yalvarmak. Yani beni çok etkileyen dualardan bir tanesi şu. Allahümme inni e'ûzü bi ridâke min sehatike ve bi muafâtike min ukûbetike ve e'ûzü bike minke la uhsî senâen aleyk ente kemâ esneyte alâ nefsik. Yani Allah'ım ben senin gazabından, rızana, azabından, affına sığınırım. Evet. Efendim ben seni bu dilimle ne kadar övmek istesem mümkün değil, seni ben övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen sen öylesin Rabbim demek suretiyle böyle çok özlü bir şekilde bunu ifade ediyor. Hatta rivayet edilir ki Peygamber Efendimiz taşlandığı zaman Taif'te oraya Cenab-ı Hak iki meleğini gönderiyor ki bir tanesi de Cebrail Aleyhisselam'dır. Dağların meleğini gönderiyor ve orada eğer arzu edersen Allah Teala bu iki dağı birleştirsin ve senin kavmini helak etsin diye söyledikleri zaman işte bu duayı da orada yapıyor. Evet. Bu duayı da orada yapıyor. Yani sen benden memnunsan Allah'ım, ben senden memnunum, çektiğim bütün sıkıntılar bunların yanında hiçbir şey değildir. Ondan sonra yine Peygamber Efendimizin dualarından bir tanesi yani çok özlü bir dua yapıyor. Mesela şöyle diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Allahümme inni es'elüke minel hayri kulli. Ben senden bütün hayırları istiyorum. Acilihi ve acili. İster hemen olsun ister sonra olsun. Ma alimtu minhu ve ma lem a'lem. Bildiğim bilmediğim. Ve euzu bike mine şerri kulli. Bütün şerlerden sana sığınırım. Acili ve acili. İster şu anda olacak şer, ister gelecek. Ma alimtu minhu ve ma lem a'lem. Ben bunları ister bileyim ister bilmeyeyim. Allahümme inni es'elükel cennete. Bak ne kadar özlü. Ve ma karrabe ileyhe min kavlin ev amel. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak davranışları ben istiyorum. Evet. Ve euzu bike yine cehennemle ilgili diyor ki ve euzu bike minen nar, ben cehennemden sana sığınıyorum ve ma karrabe ileyhe min kavlin ev amel, ve ona yaklaştıracak davranışlardan. Yani Peygamber Efendimiz sadece sizin soruda ifade buyurduğunuz üzere illaki bir sıkıntısının kalkması için başından bir felaketi, musibeti için değil. Yani daha çok görüyoruz ki Peygamber Efendimiz, yani ben bir peygamber olarak, bir insan olarak, bir peygamber olarak Allah'ın vermiş olduğu bunca nimetlere karşı şükrümü nasıl eda edebilirim? Nasıl
onunla olabilirim, değil mi? Daima senin dilin Allah'ın zikriyle olsun diyor Peygamber Efendimiz. Yaş olsun diyor efendim, zikirle yaş olsun dilin diyor. Ben acaba nasıl ona karşı görevlerimi, kulluk görevimi, yemek, dua görevimi, yalvarma, yakarma görevimi, daha çok tesbihatı biz görüyoruz Peygamberimizin hadislerinde. Ne demek tesbihat? Allah'a övmek yani, değil mi? Tabii tabii. Şu demek aynı zamanda, bakın dünyada şu anda, yani geçmişe gitmeye gerek yok. 7-8 milyar insan bu dünyada yaşıyor mu? 8 evet. milyar insan yaşıyor. Bu 8 milyar insanın kaçta kaçı Allah'a secde ediyor, Allah'ı biliyor, tanıyor, Rabbini biliyor? Çok az bir kısmı. Müslümanların içinde. Hocam tam bu noktada Mustafa Hocam, müsaadenizle bir şey hatırlatayım. Ben yine izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi Mehmet Hocam'ın söylediği o kadar önemli bir konu ki, zaten konumuzun başlığında da manevi sığınma yolu, yolları. Evet. Şimdi kaç kişi secde ediyor, kaç kişi Allah'a yalvarıyor? Temenni ediyoruz ki içimizdeki ihlaslı insanların, samimi insanların bulunduğu ülkede ya da dünya üzerindeki insanlar için Allah'a kurdukları yakınlıklarla bu insanlığın hayatı huzurla devam etsin. Rızkı hayırla bereketlensin. Evet. Sağlıklı olarak yaşasınlar. Şimdi bu bir manevi sığınmadır. Bugün toplumumuzun da, yani bizim ülkemizin de tüm dünyanın da içinde bulunduğu adeta girdap, değil mi? Evet. Hastalıklar, belalar, musibetler. Şimdi içinden çıkamadığınız olaylarla karşı karşıyasınız. Manevi sığınma yolları. Kime yöneleceksiniz? Buyurun. Rüzgar bir batıdan esiyor, bir doğudan, bütün ormanları felaket haline getiriyor, alt üst ediyor. Bir deprem oluyor, bir sel oluyor. Kim dur diyebilir buna? İşte manevi olarak sığındığınız takdirde diyorsunuz ki Allah'ım, biz her ne kadar böyle kendimizi büyük görüyorsak da Allah'ım, senin yanında çok aciziz. Evet. Çok basit konumdayız. Sen bizim yardımcımızsın. Sen bizi koruyansın, yaşatansın. O sığınmayı o şekilde... Aynen. Bu felaketler anında bile bunu olsun hocam anlayabilmek gerçekten tabii, önemli. Tabii kesinlikle. Demek ki Mehmet Hocam, Hazreti Peygamber'in duaları daha çok Yüce Allah'ı övmek, onu yüceltmek ve bir de uhrevi menfaat elde etmek. Ama acil olanı da sonra olanı da diye dualar da var ya, demek ki dünyalık olarak da Cenab-ı Allah Allah'ın hayrını istiyor. Ama bunun için tabii ki belli bir şeye sarılma değil de Cenab-ı Allah kendisi için neyi takdir ederse belki, değil mi? Onun peşinde koşuyor. Hatta biz Hazreti Peygamber'in fakirlikten Allah'a sığındığını, değil mi? Aşırı tabii. yaşlılıktan Allah'a sığındığını tabii, tabii, da biliyoruz. Tembellikten. Şimdi, aynen. Bir de Davut Hocam, şimdi tevessül konusu var ya, bir de hani dua ederken birilerinin yüzü hürmetine ve benzeri diye. Hazreti Peygamber'in dua örneklerinde var mı böyle bir şeyler? Bunlar nasıl karşılanabilir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tevessül ile ilgili birkaç ayeti kerimeyi görüyoruz. Hı-hı. Yani bunlardan bir tanesini ben okuyayım, evet. metnini. Bismillah. Ya eyyühellezine amenuttekullah ve btegu ileyhil vesile ve cahidu fi sebilillah. Evet. Fi sebilihi bi emvalikum ve emsikum diye. Yani bu ayet-i kerimede ey iman edenler, Allah'tan gereği gibi sakının. Yani Allah'tan korkun. Aa, nasıl korkulacak yani? Allah korkulacak bir mabut mu diye insan değil. Bir insan en çok kimden korkar? Kendisini üzmek istemediği kişinin üzülmesinden korkar. Evet. Yani ona karşı sakınır. Şimdi biz Allah'ı razı edebilmek için elimizden gelince bütün gayreti gösteririz. Bu anlamda onu üzmemektir bizim amacımız. Böyle bir korku. Şimdi Allah-u Teala, Allah'tan korkun. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةِ Ona götürecek yolları da araştırın. Ona ulaştıracak yolları. Şimdi onun rızasına götürecek yolları araştırın. Şimdi ona götürecek yollar nedir? Bugünkü konumuz en önemlisi dua. Bedeni ibadet,
mali ibadet, insani ilişkiler, toplumdaki iyi niyet, adab-ı muaşeret, aklınıza ne geliyorsa Kur'an'da Fatiha'dan Nas suresine kadar ne kadar emirler varsa onlar, ne kadar yasaklar varsa onların da sakınma. Şimdi bunlar birer vesile. Ancak duanın makbul olmasında vesileye gelince, burada da bir insan güzel bir amel işlemiştir. Bazen diyoruz ya, hangi güzel amelinizle Allah'ım ben bunu senin rızan için yaptım. Yani diğerlerini kabul etmesen de senin huzuruna bununla geliyorum ya Rabbi. Dediğimiz ameller olmalı. Nitekim o üç kişinin mağarada üzerine taş düşmesi halindeki hadiseyi, tabii ben o detaya girmeyeceğim ama orada üç kişinin de o kayanın düştüğü yerden kaldırılması için temennilerinde ne vardı? Allah'ım ben şöyle şöyle yaptım. Eğer bunu kabul ettiysen bizi bu musibetten kurtar, değil mi? Bu da yapılan güzel işlerin değil mi bir tevessülü? Yapılan güzel işlerin. Diyor ki bunun hürmetine kaldır diyor. Evet. Şimdi kişinin ya yaptığı güzel bir davranışı olur, güzel bir ameli olur ya da yaptığı amellerini, Allah'ım senin rızan için yaptım ben bunları, yani başka bir amacım yok. Hadi sair zamanda değilse de ya Rabbi şimdi yardımına her zaman muhtacım da ama şu anda çok acil olan bir konu var diye tevessül edebilir. Duasını kabul edilmesi için. Ya da herkesin rızasına uygun, beğenisini kazanmış, dini anlamda beğenisini kazanmış, herkesin hoş kabul ettiği ve insanların razı olduğu, kişinin de Allah'ın razı olacağı denkleminden hareket edersek, böyle rızayı ilahiye yakınlığını gördüğümüz, veli diye, belki Allah dostu diye adlandıracağımız insanların da Allah katındaki bir şeyi vardır, değeri vardır yani, değil mi? Bir nesi var, kredisi vardır. Şimdi bunu da dikkate alarak ya Rabbi falan zatı biz iyi bir insan olarak görüyoruz. Bu zatın duasını talep ediyoruz. O da bizim için dua etsin, evet. Reddetmesin. Şimdi bu anlamda büyük zatların duasını almak, efendim bizim için de dua et demek, bu da bir vesiledir. Aynen. Yoksa bunun dışında maalesef toplumumuzun belki efendim yanlış bir cereyan olarak, akım olarak içine yerleşen, işte falanca yere gidin, orada bir dua edin, duanız makbuldur. Adamın ömrü, hayatı günahla geçiyor. Böyle bir şey. Adeta günah çıkarmak için falanca yatıra gidecek, falanca bölgeye gidecek, falanca mekara gidecek. Orada günahlarını temizledik. Böyle bir şey yok. Aynen. Böyle bir şey yok. Bu kırmızı burada, çizgi çok önemli hocam. Tabii onun için ben bunun altını çizmek istiyorum. Yani burada kişi ya yaptığı ameller ya Rab, sen bunları kabul et, bize isteklerimiz ver ya Rabbi. Ya da biz falanca zatın duasına bizim için yani bizim adımıza yapacağı dualara talibiz. Allah'ım bizi aynen. affet diye bu bağlamda dua yapılmalıdır. Yoksa böyle kendilerini yücelterek efendim haşa haşa diyorum, defalarca bunu tekrar etmek isterim. Allah'ın affını bir tarafa bırakıp işte falanca bizim için dua ederse bu iş biter demek mümkün değil. Aynen. Demek hocam zaten dua edilecek varlık olan alemlerin Allah'tır. Rabbi olan tabii, yüce tabii. Allah'tır. O çizgiye çok dikkat etmek kesinlikle. Gerekir diye. Şimdi Mehmet hocam bir de çokça da soruluyor. Bazen de insanlar bazen bilgisizlikten de olabiliyor. Bazen de başlarına bir sıkıntı geliyor, buna yoruluyor. Bazen tedavi yöntemlerine de başvurulabiliyor, belki sonuç alınamıyor. İşte nazar, büyü, cinin musallat olması gibi durumlar. Bunlar hocam var mıdır hakikatte ve bir de bunlar duayla korunmak mümkün müdür bunlarda? Nazarla ilgili oradan başlayalım. Evet hocam. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, el aynu hakkun, yani nazar gerçektir, haktır. Hadis-i şerif. Ve bu hadis-i şerif, sahih bir hadis-i şerif aynı zamanda. İsta'izu billahi minel ayn. Evet. Yani nazardan Allah'a sığının. Çünkü fe innel ayne hak. Yani nazar haktır buyuruyor.
Bir seferinde de Peygamber Efendimiz eşlerinin birinin yanında böyle yüzü sapsarı olmuş bir kız çocuğu görüyor. Diyor ki buna nazar vaki olmuş. Bunu diyor okuyarak tedavi edin diyor eşlerine. Biz buralardan görüyoruz ki nazar bir haktır, gerçektir. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz torunları için de nazar dualarını okuyor. Evet. Nedir bunlar dediğimiz zaman birkaç çeşit, yani hep aynı duayı okumuyor Peygamber Efendimiz. Mesela Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halak. Yaratmış olduğu her şeyin şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Euzu bi kelimatillahi tammeti min kulli şeytanin vehamme ve min kulli aynin lamme. Allah'ın kelimelerine sığınırım. Her türlü şeytanın şerrinden, her türlü zararlı haşeratın, hayvanların şerrinden, hani böyle yılan, akrep gibi vesaire, ve kem gözlerden, kötü gözlerden, bak bu ifade önemlidir, kem gözlerden baktığı zaman karşıda bir hastalık meydana getirebilecek derecede bakışlarıyla rahatsızlık veren, Allah müsaade ederse tabii ki, tabii. Efendim hastalık veren, yine başka bir şeyde اَعُوْزُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَنْ يَحْضُرُونَ buyuruyor. Yani Allah'ın gazabından, evet. Azabından, ikabından, cezalandırılmasından ve şeytanların türlü türlü desiselerinden, vesveselerinden, rahatsızlık vermelerinden ve o şeytanların benim yanımda bulunmalarından Allah'ın tam kelimelerine sığınırım şeklinde. Bu duaları ediyor değil mi? Evet. Bir de Felak ve Nas surelerinde bu evet, çok ve çok okuyor. Aynı zamanda güzel buyurdunuz, iyi hatırlattınız. Felak ve Nas surelerini ve Ayet-i Kürsi'yi efendim Peygamber Efendimiz okuyor ve bununla hastalara rukye diyoruz biz. Tedavi ediyor okumak suretiyle. Tabii yani sadece okumak değil, şimdi onu bile yanlış anlayabilirler. Evet. Tıbbi tedavi aynı zamanda, bu da manevi tedavi. Evet. Yani tıbbi tedavi nasıl gereklilik ise manevi tedavi de bir gerekliliktir. Aynen. Bir de hocam böyle şeyler başına gelen kişilerin böyle farklı insanlara gidip de onların çıkar sağlamalarına sebep olması, işte falanca hoca, falanca üfürükçü gibi böyle şeyler. Bunlara karşı ne denilebilir? Yani böyle şeylere hiç tenezzül edilebilir mi? Evet, çok güzel bir soru. Bakın Peygamber Efendimiz, Mustafa Hocam, Peygamber Efendimiz bu tür hastalıklara, yani efendim cinler zarar verir mi vermez mi, bu tartışmalı bir konudur. Efendim sihir var mıdır, büyü var mıdır, yok mudur? Yine bu da tartışmalı. Yani ulema arasında tartışmalıdır. Evet. Gerçek şudur ki bakın çok Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime bu konuda bize bir cevap veriyor. Evet. Nedir o? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir varlık, cin, şeytan, insan vesaire, hiçbir varlık, hiçbir yaratık Allah'ın izni olmadan zarar veremez. Evet. Bir defa bizim buna iman etmemiz lazım. Aynen. Allah müsaade ederse zarar verebilir. Yani kimse diyemez ki zarar veremez. Peki zarar verdiği zaman bizim ne yapmamız lazım? Bakın kainatın efendisi Peygamber Efendimizin nasıl bir tedavi metodu uyguladığı bellidir burada. Bu tedavi metotları yani okuma suretiyle olabilir. Ama günümüzde insanlar şimdi maddi şeyleri, sebepleri atlıyorlar. Yani diyelim ki, örnek verelim, karı koca arasında bir huzursuzluk var ise hemen şuna yoruyor. Bizim aramızda bir huzursuzluk çıktı. Acaba bizde büyü mü var, cin mi var, cin mi musallat olmuş, ne olmuş? Efendim çocuğun biraz geç evlendi veya işte talipleri hemen çıkmıyor. Gidiyoruz, boş geliyoruz. Efendim acaba bir büyü mü var, kısmeti mi bağlandı, şu mu var, bu mu var? Böyle yani buna benzer sebeplerle insanlar
Çaresiz kaldıkları zaman efendim bu dediğim şeyleri yapmak yerine, hatta bunlara insanlar inanmıyorlar bile. Yani bu dualara inanmıyorlar. Bu duaların kendilerine etki edeceğine, hastalıklarını tedavi edeceğine inanmıyorlar. Acaba hangi hoca var şimdi? Hemen bir hoca arıyorlar. Yani ben bunlara hoca da demiyorum gerçi. Evet, ben onu söyleyecektim. Yani hoca adıyla geçinen evet. insanlar. Evet, yani başka bir kelime kullanacağım da yani burada kullanmak istemiyorum burada o kelimeyi. Şimdi bu insanlara gidiyorlar. Evet. Davut Hocam, Mustafa Hocam çok ilginç. Yani çok garip. Bir örnek veriyorum. Bir kadının yani normal bir şekilde yani şehvet hissiyle olmaksızın bir kadının yüzüne bakabilir misiniz? Bakabilirsiniz. Şehvet hissiyle olmasa bile onun alnına dokunabilir misiniz? Dokunamazsınız. Eline dokunabilir misiniz şöyle? Dokunamazsınız. Niye? Çünkü bu insanları rahatsız eder. Dinen bunu yapamazsınız. Evet. Şimdi bakın, bu insanlar hoca diye tabir edilen kişilere gidiyorlar. Bu hocalar onların evet. en mahrem bölgelerine diyorlar ki senin buranda cin var, biz bunu çıkartacağız. Ve şöyle onları ikna ediyorlar. Nasıl ki doktora gittiğin zaman doktora bütün vücudunu açıyorsun. Biz de diyor manevi doktoruz ve senin buranda cin var ve buradaki cini ben çıkartacağım. Bu zavallı Müslüman, yani affedersiniz, aklını iyi kullanamayan Müslüman, yine başka bir şey söyleyeceğim de, yani aklını iyi kullanamayan Müslüman buna inanıyor ve onunla tedavi olacağını zannediyor. Aynen. Veya bir takım tılsımlarla harfler, rumuzlar, şekiller vesaire vesaire, yok işte bunu şu kadar okuyacaksın, yok suyunu iç, bunu bilmem yak, şuraya dök vesaire vesaire. Bunlara itibar edin. Bunlar evet. dinde hiç olmayan, bizim evet. dinimizde olmayan, peygamberimizin sünnetinde olmayan şeyler. Bir peygambere inanıyorsan, o peygamberi rehber ediniyorsan onun söylediklerini yapacaksın. Aynen öyle. Onun dışında bir şey yapmayacaksın. O da sizin bunun dışında dualar. İnsanlara gidersen hem senin bedenini sömürür, hem paranı sömürür, ortada kalırsın, ahlakını, iffetini, namusunu, her şeyini kaybedersin. Ondan sonra da bağırıp çağırırsın. Aynen. Yani niye böyle oldu, niye şöyle oldu diye. Çok dikkat etmek gerekiyor. Çok tabii ki dikkat zaten etmek hocam, sizin lazım. Vermiş olduğunuz dua örnekleri de Hazreti Peygamber'in sünnetine de muvafık olarak bizler için yeterlidir. Başka şeylere evet, bununla ilgili yok. Bir şey daha söylemek istiyorum evet. Mustafa Hocam. Bakın, bizim insanlarımızda bazen inanç zafiyeti var. Evet. Diyor ki ben bunları yaptım ama diyor hastalığım geçmedi. Bakın çok önemli. Niye hastalığı geçmiyor biliyor musunuz? Evet hocam. Çünkü bizim verdiğimiz dua örneklerine inanmıyor. İnanmıyor. Bunlarla ya geçer mi geçmez mi? Yani illa bekliyor ki hoca bana muska yazsın. Evet. Bunu bekliyor yani. Hoca bana muska yazsın. Muska yazarsa şurama burama asarsam iyileşirim. Evet. Bakın Peygamber Efendimiz bir kimseye diyor ki, hani herkese tavsiye edilmez. Karnım ağrıyor diyor. Ne diyor ona? Bal şerbeti iç diyor. Evet. Çünkü diyor bal şifadır. Hani şeker hastaları içmesin, onlar için şifa değildir. Yani onlar denemez. Sonra kişi geliyor diyor ki benim karnımın ağrısı geçmedi diyor. Allah doğru söylüyor, senin karnın yalan söylüyor. Bal şerbeti içmeye devam et diyor. Bal yemeye devam et sen. Ve bu sefer inanarak içtiği için hastalığı geçiyor. Tedavi şimdi, devam ediyor. Yani. Bizim insanlarımız inanarak Nas suresini, Felak suresini, ayet-i kürsüyü okusa ve inanarak bunlar Allah'ın ayetleridir, peygamberimin ağzından çıkan dualardır diye okusa kesinlikle hastalıkları geçecek. Ben bunun tecrübeleri yani, biliyorum. Bu manadaki değil mi? Daha çok evet. bu manadaki hastalıklar. Hocam hassas bir konu, sizin de hassas olduğunuz bir konu. Davut Hocam, sizinle de hocam son olarak tevbenin nasıl yapılması gerektiğinden bahsetmek isteriz. Hani duadan bahsettik, kısmen zikirden de bahsettik. Hocam adam günah işlemiş ama Cenab-ı Allah'a affediciliği var. Rahmeti her şeyi kuşatmış değil mi? Yine elbette. Bizim geleneğimizde ne olursan ol değil mi? Ne yaparsan yap yine gel. Tabii var. Elbette. Cenab-ı Allah bu kişi nasıl kendisini affettirecek? Efendim tevbe ne diye yani ben çok detaylı girmeyeceğim ama tevbe kula yaptığı günahlar sonrasında Allahu Teala'nın bir fırsat tanımasıdır. Evet.
fırsat vermesidir. Yani bu nedir? Fırsat vermek de aslında şudur. Yapmaman gerekiyordu ama, yapmaman gerekiyordu ama madem böyle bir şey oldu hadi sana bir fırsat. Tevbe budur. Asıl olan günahsızlıktır. Ama Allahu Teala yarattığı kulunun günaha da meylini bildiği için, ezeli ilmiyle günaha da meylini bildiği için ona o fırsatı veriyor. Kur'an-ı Kerim'de de pek çok ayeti kerime var malum olduğu üzere. Eğer samimi olarak tevbe edilirse, işte her cuma günü ben buradan cuma hutbesini dinleyen muhterem dinleyicilerimizi de hatırlatıyorum. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا لَا ذَنْبَ لَهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمِ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ diye cumanın hutbenin sonunda okunan o hadisi şerifte günahlarından tevbe eden günah işlememiş gibidir. Ne büyük bir ama, müjde yani değil ne mi? Büyük, tabii. Şimdi burada günah işlememek esas ama işleniyorsa Allah o kapıyı kapatmıyor, insana fırsat veriyor. Evet. Fakat bu kapı böyle bugünkü fotoselli kapılar gibi her günah işlediğin zaman gel açılsın, git kapansın, bir daha gel açılsın. Böyle kullanılmamalı diyelim. Böyle kullanılmamalı. Böyle kullanılmamalı. Girince bir daha çıkmamalı. Tevbenin makbul olmasının 3 şartı var malum. Evet. Nedir bunlar? 1. Günahından pişmanlık duymak. Evet. Yapmamalıydım. Ya Rab, yanıldım. Hata ettim. Yaptım. Evet. Bırakıyorum, yapmamalıydım. Bakınız pişmanlık bu. Bu 1. 2. O günahı terk etmek. O günahı terk etmek. Yani pişman olmak yetmiyor. Yetmiyor, onu terk edeceksiniz. Bunu bir de bırakacaksın. Tabii. 3. Yapmamak üzere azmetmek, karar vermek. Yani nasuh tevbesi değil mi hocam? Tabii, nasuh tevbesi dediğimiz bu. Evet. Şimdi eğer bunu yaparsa o zaman ettaibu minezzembi kemen lazım. Günah işlememiş gibidir. Eğer böyle bir tevbe oluşursa Allahu Teala Kur'an'da İlla men tebe ve amene ve amile saliha fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Böyle bir müjde de var. Furkan suresinde geçen bu ayette. Yani tevbe etti, imanının gereği üzerine düşen kulluk vazifesini yerine getirmeye de başladı, devam ediyor. Güzel bir hayat yaşıyor artık. Evet. O zaman Allah onun günahlarını sevap ile de değiştiriyor. Aynen. Böyle bir neden özetinde, özünde, temelinde şu var. Sen eğer Rabbine yaklaşıyorsan Rabbin seni terk etmiyor. İnne Allah yakbalu tevbete abdihi ma lem yugargir. Yani o gargara durumuna artık son nefesteki zorlukları yaşama anına gelinceye kadar. Geldikten sonra değil. Önceki aşamada Allah kulunun tevbesini yani kabul eder diye. Yani tevbe kapısı hayattayken açık. Açık. Bunun farkında olmak gerekir diyelim. Gerekir. Hocam çok güzel bir program oldu. Teşekkür Eyvallah. Ediyoruz. Teşekkür yani dua, zikir ve tevbe konularını Eyvallah. Allah'ın izniyle genel hatlarıyla görmüş olduk. Katılımlarınızdan dolayı hocam teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kıymetli izleyenler bu akşam da dini gündemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Mehmet Kapukaya ve Davut Kaya hocalarımızla birlikte manevi sığınma yollarımız olan dua, zikir ve tevbe konularını konuştuk. Efendim, duayı, zikri dilimizden düşürmemek, alışkanlık haline getirmek ama sadece alışkanlıkla kalmayıp kalbimize de yerleşmesini hatta bütün organlarımızdan da yayılmasını sağlamaya çalışmalıyız. Çünkü zikir sadece dil ile söylemek de değil, bütün beden ile Yüce Allah beni görüyor, yaptıklarımdan haberdar şeklinde bir düşünceye de sahip olmaktır. Efendim, günah işlemiş olabiliriz ama bizim günahımız rahmeti her şeyi kuşatmış olan Cenab-ı Allah'ın mağfiretinden büyük olamaz. O her şeyi affedebilir. O yüzden tevbe kapısı daima açık. Ya kapalı olsaydı halimiz nice olurdu? İşte Cenab-ı Allah'ın hocalarımızın da dediği gibi vermiş olduğu bu fırsatı değerlendirmek lazım. Çünkü Rabbimizin yanına tevbelerimiz kabul olarak gittiğimizde
hocamızın da okumuş olduğu hadis-i şeriften hareketle belki de hiç günah işlememiş gibi de olabiliriz. Bunları değerlendirmek lazım. Efendim dualarınızda bize de yer verirseniz çok seviniriz. Çünkü müminlerin birbirlerine duada yer vermeleri son derece önemlidir. Birbirlerimizin duasında inşallah yer edinelim. Ağzımız her daim güzel sözlere alışsın diyelim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.